Görmek. We are here, and this is the train station. So, 10 minutes, you are down. Cenova'dan herkese selam. Biz şimdi Cenova'da Villa Doria Camping'deyiz. Burası küçük bir yer, sanki bir evin bahçesi gibi. Çadırların olduğu yer böyle aşağı kısımda kalıyor, işte bizim olduğumuz yer. Yukarıda resepsiyon ve karavanların kaldığı yer var. Orayı birazdan göstereceğim size. Orta katta da, yani böyle tam yukarıya çıkarken arada bir yerde tuvalet ve banyolar var. Tam bizim üstümüzde de bungalov evler var. Orada da kalınabiliyor. Burada çadırların kurulduğu yerler birbirine oldukça yakın. Ve buraya araba getiremiyorsunuz çadırınızın yanına. Sadece işte eşyanızı boşaltmak için getirebilirsiniz. Ama onun yolu da böyle merdivenli. Yani arabanın böyle altına vurabilir, arabaya zarar verebilir. Burayla ilgili biraz düşüncelerimi söyleyeyim. Hep böyle kamp alanları hakkında olumlu yorumlar yaptım. Ama sevmediklerimi de paylaşmak istedim. Burayı ben pek sevmedim. Neden? Aslında şehri biz genel olarak pek sevmedik, Cenova'yı. Burayı da biraz o etkilemiş olabilir. Ama burası çok kalabalıktı. Yani dip dibe bir sürü çadır vardı ve çok sesli insanlar vardı. Hatta dün akşam geldiğimizde arkadaki çadırlardan biri mangal yapıyordu ve dumanın hepsi bizim çadırın üstüne geliyordu. Gidip söylediğimde tabii yerini değiştirdiler ama bilmiyorum, böyle bir şeyle karşılaşmak bile bence pek hoş değil. Burayla ilgili başka söyleyeceğim bir şey, şu an seslerini duyuyorsunuz. Çok fazla cırcır böceği var, biraz fazla. Tam buranın altından bir nehir geçiyor. O yüzden burası böyle biraz basık ve nemli bir yer. Şu an hatta zor duruyorum. Elektrik alabileceğiniz kutular var böyle bu alanda yerleştirilmiş 3-4 tane. Tabii ki böyle yanımızda sular yok. İnternet var. İnternet de hızlı. Ve buradan da erişim sağlanabiliyor internete. Akşam nasıl geçti peki? Biraz sıcaktı. Kalabalıktı. Yine söylüyorum. Sesliydi, gürültülüydü. Hatta bir ara biri birini uyardı. O yüzden buraya çok fazla ısınamadık yani. Şimdi size diğer tarafları göstereyim. Kamp alanının girişi, arabaların durduğu yerden çadırların olduğu yere iniş burası işte. Söylediğim gibi merdivenli bir yol. Kenarlarda düz böyle yer de var. Ve aynı zamanda çadırların olduğu seviyede katta en altta böyle şey, bulaşıklarınızı yıkamak için de böyle musluklar var. Evet, tuvalet ve banyoların olduğu yerde işte buradan gidiliyor. Böyle ara kat gibi bir yer, bir binanın böyle ara katı gibi. Önce çıkıyorsunuz, sonra iniyorsunuz. Tuvalet ve banyolar nasıl? Bir tane tuvalet var sadece. Bu bence çok kötü bir şey. Temizliği de işte orta seviyelerde. Banyoda iki tane var. Yani idare eder. İşte o yol buraya geliyor. Burası kamp alanının girişi. Hemen resepsiyon sağ tarafta kalıyor. Arabalarınızı buraya park ediyorsunuz ve karavanların durduğu alanda şurası. Şimdi göreceksiniz hepsi dip dibe. Bilmiyorum nasıl böyle rahat ediyorlar. İlk defa bir kamp alanında karavancıların daha kötü durumda olduğunu gördüm burada. Şimdi çıkmadan önce arkada resepsiyonda atışacak birkaç şeyler var. Onlardan yiyeceğiz çok fazla zamanımız olmadığı için. Ama çıkmadan önce size buranın ücretlerinden bahsedeyim. Buraya iki kişi küçük çadır ve küçük araba için 30 lira ödedik. Böyle ayrı ayrı açık, yani işte kişi başı nasıl öyle bir fiyatlandırma yoktu. O yüzden ben size ayrı ayrı söyleyemiyorum. 30 lira ödedik, yani bir gece için konaklama ücreti 30 lira burada. İşte burası böyle bir kamp yeri. Burayı merak ediyorsanız bu video umarım sizin için yararlı olmuştur. Ama ben burayı çok fazla sevmedim. Bunu tekrar eklemek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.